hastayı yatağından kaldıran adam diyeceğim. Gerçekten kıramadım. Allah şükürler olsun. 2023 benim için hızlı gitti, bir kazayla yaşadık. 2024 çok güzel geldi, griple uyandık ama gerçekten kıramayacağım. Normalde çekemeyeceğimi söyledim. Tamam abi dedi. Ama dün yani 5 Ocak itibariyle dedi ki abi geleceksin. Dedim Murat ölüyorum abi geleceksin. Akşam saatine dedim ki Murat Allah razı olsun. Hem 2004'ün ilk yıl işini yapıyorum ki işte benim için her zaman önemliydi. Ve kazın sultanlara dedik efendim. Yani filenin sultanları var da kazın sultanları neden olmasın? Çünkü filede de top uçuyor. Kaz da yeri geldiğinde uçuyor. Ama bizim sultanlarımızın ellerine sağlık. Bugün mükemmel bir lezzetle yine Samsun Ladikliler İstanbul'da, Bağcılar'da gerçekten birçok misafiri ağırlayarak bu lezzeti tattıracaklar. Çok fazla uzatmayacağım. Belki bugün çok fazla röportajlara da girmeyeceğim. Şu an başım çok kötü dönüyor. Ben mutfaktaki mikrofonu ustasına vereceğim. Çünkü ablalarımıza sabahın 5'inden beri, 6'sından beri emek verip şu hale gelen senin hakkın diye düşündüm. Arkada duayenimiz var sevgili İsmail Şahin. Sırf röportajı vermemek için, röportajı yapmamak için arkasını dönmüş. Hemen arkamda efendim benim emektarım, eşim var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama o da orada. Bugün ilk defa getirdim. Ben mikrofonu veriyorum sevgili Murat Salurlu'ya. Murat'ım sultanlarla mikrofon arasında ben girmiyorum. Buyur. Öncelikle her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadığın için biz Ahmet abime teşekkür ederiz. Mecbur ya. 2023 gerçekten bizim için de, senin için de biraz ve ülkemiz için de ve dünya için de çok güzel geçmedi. Ben kameranın arkasındayım. Evet, 2023 hiçbirimiz için, ülkemiz için ve bireyseller için de, dünya için de düzgün bir geçmedi. İnşallah 2024 yılının ilk programını İstanbul'da yaşayan Samsun Dernek olarak ilk biz yapmak istedik. Bu da sağ olsun tek başına olan bir güç değil. Tabii ki Samsun Ladik Salırköy bu sene 10. yılında. 10. yılına özel olduğu için bu sene biraz daha gayret gösterdik. Bunun için yemeğimizi arttırdık, ekmeğimizi arttırdık, kazlarımızı arttırdık. Çünkü misafirimiz çok geliyor. Allah razı olsun hepsinden. Salur da büyük bir köy. Kayıboyu'ndan gelen, Osmanlı'da gelmiş görmüş geleneğini yansıtan bir köy olduğu için biz de bu geleneğe devam ettirmeye çalışıyoruz. 2023 hepimiz için biraz acı geçti ama 2024'ün güzel geçmesine ve güzel temellerle başlaması için güzel bir programla bismillah dedik inşallah. Ablalarımızla beraber her zaman olduğu gibi sabah 5'te başladık. Şu saate kadar hala devam ediyor. Çok şükür %80 biz hazırız. Gelecek misafirlerimiz de hazırsa biz de ağırlamaktan şeref ve onur duyarız inşallah. Şimdi devamlı kameraman olarak gelmek değil. Esas İçişleri Bakanı da getirmiş bugün Ahmet abim. Yengeciğim ilk yemeği yenilerden birisi sensin. Öncelikle hoş geldin. Yemeğimiz nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Herkesin eline sağlık. Yani gerçekten çok lezzetli yapmışlar. Ben Sivaslı olduğuma rağmen yani çok beğendim. Peki Karslılar mı daha güzel yapıyor, Samsunlular mı? Valla ben Karslılarınkini yedim ama Samsunlularınki daha güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Hoş geldin, sefa getirdin. Tabii bu lezzet ablalarımla beraber. Ablalarım sağ olsun bugün namazlı abdesti yapıyorlar bu yemeklerimizi ki bereketli olsun ve bol olsun diye. Sadece insanlarımızdan tek bir istediğimiz bir şey var. Acele etmeyin. Herkese geçe kadar yemek var. Tadımlık için gelin. İsmail Bey. Normalde İsmail Bey'di sunucumuz ama bu akşam sunucu ücretini ödemeyeceğiz. Çünkü sunucu ücretini bir de derneğe bağış olarak yapacak. Doğru mudur İsmail Bey? Evet dostlar, Murat Salurlu'nun, Salur köyümüzün canı sağ olsun. Her zaman bizim dostluklarımız ölene kadar baki. Para bizim aramıza hiçbir zaman giremez. İsmail abi hoş geldin. İsmail abi de şimdi bizim Samsunluların gerçekten her yerde temsil eden güzel bir sesi. Bu sesi de değer olarak kazandırdıkları için kendilerine teşekkür ederim. Ve ben davetiye gönderdiğimde kazımız var buyur abi gel demedim. Kaz programı yapıyor musun biz davetli miyiz dedim. Öncelikle hoş geldin abicim. Çok teşekkür ediyorum Murat Başkanım. Gerçekten Salur tarih yazmaya devam ediyor. Bu akşam yine kısmet oldu. Allah'a şükürler olsun yine bu sene. Salur'la birlikte ilk Bismillah'ın tridimizi beraber yiyeceğiz. Çok güzel bir organizasyon. Muhteşem. Yine hiçbir şeyden kaçmamışsınız. Gece gündüz çalışarak ekibinizle beraber bu güzel ve muhteşem organizasyonları her yıl yapıyoruz. Bu yıl 6.sını düzenliyoruz. Bütün dostlarımıza, katılanlara, bizleri yalnız bırakmayanlara, özellikle derneğimizin genel başkanı Murat Salurlu size ve ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum.
İnşallah hep beraber güzel bir gece yaşayacağız. İnşallah. Biz de hoş geldiniz deyip yine ayakları da sağlık diyorum. Ablalarım bir taraftan paketlemeye devam ediyor. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Biz de son olarak salon hazırlıklarına geçelim müsaadeniz olursa. Yıllardır, 6 senedir sağ olsun Feride ablam bize yardımcı oluyor bu konuda. Kardeşini bırakmıyor. Hep beraber ekibiyle her sene bir ablamızı beraber yanımıza alıyoruz. Tabii ki kazların Salur'dan geldiği kadar yapanların da Salur olması bir ayrıcalıktır. Bizim de bu lezzetimiz, örfümüz, adetimiz, yöremizi bildikleri için kendileri güzel bir şekilde yapıyorlar. Feride ablacığım, bu sene kazda bir artı eksi bir şeyimiz oldu mu acaba? Bu sene artımız var tabii ki. Çünkü bu sene daha kalabalık olacağız, öyle görünüyor. Ekibimiz de kalabalık bu sene. Her şeyimiz daha güzel bu sene. Misafirlerimizden ne bekliyoruz peki? Misafirler bizden gerçekten çok... Biz çok hassasiyetli davrandık. Onlara da hassasiyet davranmalarını istiyoruz. Herkese yetecek kadar var. Sadece birbirimize karşı saygılı olalım yeter. Evet, ablamın da biraz önce dediği gibi herkese yetecek yemeğimiz var. Sadece biraz sabırlı olalım. Gerisini salurlara bırakalım. Şimdi ablalarım bugün yorulduğu için çok fazla konuşmada ziyade yorgunluklar biraz önce işi yetiştirmek istiyorlar. Esas burada engame başlıyor. Bir yarım saat sonra burası ana baba günü gibi olacağı için. Evet Mine ablacığım. Her sene olduğu gibi bu sene de bizi bırakmıyor. Ama çok konuşmayı sevmediği için iki kelam edelim. Geçen sene yardım etmeye geldi. Bu sene de ki hastayım dedi. Hasta da olsa bir saatliğin olsun gelirsin dedim. Ama 10 saattir beraber değil mi? Evet. Bir dahaki sene geleceğim mi yine? İnşallah. Allah nasip ederse. Evet Yeşimciğim. Sen de sabahtan beri şimdi ailen hem gelini hem de başkanın kayınpederim oluyorum artık. Niye oluyorum bilemedim. Hem kayna olarak. Bir de sağ olsun 2 senedir yardımcı oluyor. Bu sene daha mı hızlı hazırlandık yemeklere? Evet artık her sene üst üste daha iyi ve daha güzel yapmaya başladık. Daha kalabalığız. Her zaman destekçiniz. Herkese afiyet olsun. Sakin olun. Herkese yetecek kadar var. Piknikte kimse yorulmuyor. Piknikte ben yoruluyorum zaten. Onlar yorulmuyor. Evet biraz önce de söylediğimiz gibi biz hazırız. Ablalarımız da hazır sağ olsun yemeklerini paketlemeye devam ediyorlar. Bu sadece burada göründüğü gibi değil, sabah başladığımız gibi değil. Yılbaşı gecesinde herkese eğlence yaparken bu ablalarımızla beraber kazlarımızı temizliyorduk yılbaşı gecesinde. Sağ olsun emeklerine sağlık. İnşallah bir dahaki sene daha güzel programımızda görüşmek üzere.